Oradaki parayı stokladın. Bir dakika, hangi emekli? Buraya geliyorsun. Ha. Paran 25 kat, 30 kat değerleniyor. Ondan sonra şükredin, şükredin, şükredin. Hasledi nedir bilir misin? Toprak hasledi nedir bilir misin? Niye 30 yıl bekledin? Baba 30 yıl niye bekledin o zaman? Sen, Avrupa 20 sene öncesine kadar diyor, iyiydi. Bir de diyorsun ki beddua nasıl ediyorum ben size. 30 yıldır çoluğun çocuğun orada gidersin. Oraya çöreklenmişsin. 30 yıl geçmiş. Bedava mı çöreklendin? İlk yıl geri döneceksin o zaman. Allah benim bedduam kime dua olarak kabul eder. Allah o çitmek isteyenlerin hepsini oraya nasip etsin diyorum. Benden bu kadar. Güzel ezanlarınız okunuyor. Biz kilisenin altında yaşıyoruz. Çocuk her gün soruyor bana bu nedir? Tamam, geleceğiz zaten acele et. Turist gelme. Yok geliyorum zaten. Bak o cennet dediğiniz yerden kaçarak geliyorum. Vatandaşın gündemi nasıl? Ben yurt dışına geliyorum. Benim için bir şey fark etmiyor. Nereden geliyorsunuz abi? İsviçre'den. İsviçre'den. Memlekette ne diyeyim sana? Özgürlük var diyeyim. Herkesin evet. Yok dediği şey burada özgürlük var. Daha dün akşam geldim buraya. Evet. Nasıl benim bir... için fark etmiyor dedin ya abi. Oy kullandınız mı peki Türkiye'de? Kullandım. Ya fark ediyor o zaman abi. Ya fark etmez dedim. Şu güncel durum yani. Evet. Benim için şu anda ülkede yani bir eksiklik yok. Ha, vatandaş biraz pahalılık diyor. İsviçre'den geliyorum. Oradaki milletin durumu buradakinden daha beter. Açık ve net söylüyorum. Özellikle Avusturya gümrüğüne yakın oturuyorum ben. Vatandaşın aldığı orada aylık 2000 lira, verdiği kira 1000 lira. 300-400 lirası sigortası da 4-500 lira 4 çocuktan geçinemeyen adamlar var. 4 senede bir izine gelemeyen adamlar var. Bunu bir söylediğim zaman sonra oluyoruz iktidar partisi taraftarı. Taraftarı oluyormuşuz. Ben orada yaşıyorum 30 sene. Ciddi söylüyorum size burada bazı şeyler evet yolunda değil. Ama bu demek değildir ki Avrupa'da her şey yolunda. Şu anda İsviçre hariç biraz da Almanya. Geri ülkelerin hepsi vatandaşın durumu berbat durumda. Ben buraya dün gece geldim. Vatandaş burada. Özgürlük ya. Özgürlük. Bir eksiklik göremiyorum. Benim düşüncem bu. İsviçre'de özgürlük yok mu? İsviçre'de sosyal hayat yok. Özgürlük dediğin bir gün işe gitme gör özgürlüğün ne olduğunu. Özgürlüğün ne olduğunu gör. Vergini verdin. İşine gittin. Tamam özgürsün. Nasıl bir özgürlük arıyorsun? Burada da öyle vatandaşın durumu. Çalış vergini ver. Kendi hesap... Çalışarak da yetmiyor. Şimdi 2000 euro dediniz ya, 1000 eurosu kira. Burada 11 bin maaş, 15 bin kira diyor vatandaş. Tamam. Orada benzin 2 euro. 400 lira da var. Orada benzinin litresi 2 lira. Ben de İsviçre'de yüksek maaş alım ama... Ne kadar litre benzin alıyor? 2 euro 1 litre. Tamam. 2000 euroya kaç litre? Bir dakika. Bize cevap ver. 2000 euro adam kazanıyor. 1000 tamam. Lirasını kira vermiş. Adamın eline kalan 200-300 euro. Bir tankta benzin koydun mu sigara 5 euro. İsviçre'de 9 frank. İsviçre'de İsviçre frank. Diyor ki 2000 euroya kaç? Hesapla baba gel. Benim en yüksek maaş alanım maaşıyla kaç litre benzin kaç alıyor? Maaş alıyorsun? Ya beni boş ver. Ben emekliyim. Ben yükseğini soruyorum. Kaç yaşında emekli oldun dayı? 57 yaşındayım. 57. Avrupa'da 65'te ölmeden önce emeklilik yok biliyor musun? 65. Niye? 65'e kadar iş buluyorsun. Bana 50 yaşında iş vermiyorlar. Her isteyene iş var. Beni götürüp işe koysana. Al pasaportumu git ben seneye dönüyorum. Götürüp bak, beni bir işe koysana. Dönüyorum diyorum. Hadi lütfen. Benim en büyük bedduam ne biliyor musun? Siz bu, bak ne diyeceğim. Bak ne diyorum. Ya benim en büyük bedduam size dua geliyor. Allah sizi Avrupa'ya düşürsün diyorum. Benim bedduamdır. Geri gel kardeşim. Geleceğim işte. Biz açtık kollarımızı. Hepinizi bekliyoruz. Vatan sana ait değil. Bu benim geleceğim. Beğenmediğim işleri gelsen yap. Biz hani orada beğenmeme gibi şansın yok. Adam sana işsizlik ben, parası vermiyor. Sen dedin ya iş çok. Hani ben beğenip yapmıyorum ya. Gelsen yap çok rahat. İş bulamadığım için. Sen iş bulamadın. Evet. Evet. Yalanın alası baba. Yalanı sen konuşuyorsun. 5 dakikadır. Yok. Evet. Be. Evet. İyi baba. Allah seni oraya düşürsün diyelim. Ben oradaydım. Oğul. Senin bildiğin kadar ben de biliyorum. Almanya'da 7 sene kaldım. 30 seneyim İsviçre'de. Almanya'yı avuçumun içi gibi bilirim. Sen kime ne anlatıyorsun? 7 senede mi öğrendin? Kaç yılındaydın orada? Hiçbir şey bilmiyordum. Kaç yılındaydın orada? Buradakiler orayı görmedi. Bir dakika bir şey soracağım. Duymadı. Hangi yılda oradaydın? Bilmedi. Hangi yılda sen oradaydın? Doğmadan oradaydım. Hah. O zaman Almanya Avrupa'ydı. O zaman evet. Mı bozdunuz yok. Biz bozmadık. Bak ne diyorum sen, o zaman Avrupa... Ben sizinle uğraşmıyorum. 2000 tek yılından şey sonra Avrupa bitti. Tek şey söylüyorum. Orayı beğenmeyen burada gelir yaşar. Geliyoruz zaten. Buyurun. Bak akın akın geliyor. Sizin beğenmediğiniz yere biz geliyoruz. Buyurun merak gelin. Etmeyin. Buyurun gelin. Abi, anormal bir dönüş. Söyledin dedin ki inşallah oraya gidersin. Ben diyorum ki bak tamam. Bunu açık bir söylüyorum. Benim bedduamdır. Siz dua olarak kabul ediyorsunuz. Allah burayı beğenmeyeni Avrupa'ya düşürsün diyorum. Bu benim bedduam.
İnşallah. Hepinizin başına inşallah. Hepinizin. Gençler de Avrupa'ya kaçmanın planını yapıyor. Arkadaşlar da sanırım Avrupa'ya kaçmanın. 2 hafta önce Ankara'da iş yapan bir arkadaş kandırılıyor. Hollanda'ya götüreceğiz seni diyorlar. Gidiyor. Eninde sonunda döndü dolandı, bizim derneğimiz var. Camiye geldi. Dedim ana nasıl? 2-3 hafta önce. Abi dedi Türkiye'de yaşanmaz. Tamam dedim. 3 hafta sonra daha izine gelmeden önce. Abi dedi giderken yerin var mı? Bunu bana buradan gelen vatandaş diyor. Burada iş yapıp batan bir adam. Ya millete dışarıdan konuşması hoş. Altın kafese girmek isteyen Avrupa'ya gitsin. Altın kafes. Kuşu kafesin içine koyarsın ya, özgürlüğü ne kadarsa Avrupa'da da özgürlüğün o kadar. Ben burada özgür olmayan bir adam görmüyorum. Hani burada özgürlük yok diyorsunuz. Nerede özgürlük yok? Ben anlamıyorum bu milleti. Benim ailemi 70 kişiydi orada. Şu anda kalan 3-4 kişi kaldık. Ben de seneye dönmeyi düşünüyorum. Diğer abilerim döndü. Yeğenim 27 yaşında İsviçre'den buraya döndü. İsviçre Avrupa'nın en zengin ülkesidir aynı zamanda. Ama ben sizi anlamıyorum. En büyük bedduam. Gidin kardeşim. Gidin inşallah Allah hepinize nasip eder. Oraya gitmek isteyen Allah hepinize nasip etsin. Hepiniz. Allah hepinize nasip etsin. Bu bana beddua, size dua geliyor. İsviçre'de. En güzel yerinde. En standartları yüksek yerinde. 30 yıldır yaşıyorsun. Peki 30 yıl sonra mı anladın Avrupa'nın kötü olduğunu? Niye ilk yıl geri dönseydin ya? İlk yıl çahillik geç. 30 yıl emekli oldun. 2 bin euro maaş alıyorsun. Nereden emekliyorsun? 65 kardeşim. Tamam. Hangi emekli? Şimdi oradaki parayı stokladın. Bir dakika, hangi emekli? Buraya geliyorsun. Paran 25 kat 30 kat değerleniyor. Ondan sonra şükredin. Hasretin nedir bilir misin? Toprak hasretin nedir bilir misin? Niye 30 yıl bekledin? Baba 30 yıl niye bekledin o zaman? Sen, Avrupa 20 sene öncesine kadar iyiydi. Bir de diyorsun ki beddua nasıl ediyorum ben size. 30 yıldır çoluğun çocuğun orada gidersin. Oraya çöreklenmişsin. 30 yıl geçmişsin. Bedava mı çöreklendir? İlk yıl geri döneceksin o zaman. Yürü. Sizin eşleriniz İstediği saatte yatıyor, istediği saatte kalkıyor. Bir saniye dinleyin. Dönemiyorsun. Ben sabah 4'te kalkıyorum ve işe gidiyorum, biliyor musun? Sabah. Senin eşin kaçta kalkıyor? Senin eşin kaçta kalkıp işe gidiyor? Senin eşin kaçta kalkıp işe gidiyor? Ya konuşmuyorsunuz ya, yürü ya. Bak son kez tekrarlıyorum. Vatandaşa ver mikrofonu, onunla konuşsun. Benim vaktim yok. Herkesin önünde diyorum. Allah benim bedduam kime dua olarak kabul eder. Allah o çitmek isteyenlerin hepsini oraya nasip etsin diyorum. Hacı, benden bu kadar. Güzel ezanlarınız okunuyor. Biz kilisenin altında yaşıyoruz. Çocuk her gün soruyor bana abi. Ne diyor? Tamam geleceğiz zaten. Acele. Turist gelme. Yok geliyorum zaten. Bak o cennet dediğiniz yerden kaçarak geliyorum. Geleceğim zaten. Seneye kesin dönüşüm var. Ya kesin dönüş diyorum. Laf anlamıyor musunuz siz? Allah sizin hepinizi oraya nasip etsin diyorum. İsteyeni. O Avrupa'ya cennet gören hepinizi. Ya inşallah. Ya gidin kalın orada yaşayın. Avrupa'yı da gördüm. Bak yaşayın. O zaman niye soruyorsun? 30 lira, bir sterlin 30 lira ya. La, sen cebindeki paraya göre yaşa kardeşim. Burada adam yok diyor. Bakıyorum ki alışveriş merkezine giriyorum. Boş çıkan yok. İşte sen, onlar senin gibiler. Senin gibiler. Onlar senin gibiler o AVM'lerde. 7500 lira maaş alanlar değil o AVM'lerdekiler. Soruyorum orada. Bu vatandaş ne iş yapıyor? İşte şurada ne kadar maaş alsın? 10 bin lira örnek olarak. O zaman kardeşim gelirine göre yaşa. Ben Avrupa'da her gün dışarıda yemiyorum ama burada millet her gün dışarıda yemiyor. Kira o para. Yaşamayı boş ver. Adam çalıştığı aylığı kartı ev sahibine vermiş. Kardeşim ya bırak ya. Görüyoruz biz orayı da biliyoruz, burayı da biliyoruz. Bırak o şu işleri. Sen böyle bir ben sana ya yaşa. 3-5 sene bir kal. Ben burada yaşıyorum zaten. 11 bin lira aylık. Tamam. 11 bin lira aylık al. Aç mısınız? Hepiniz gidin kardeşim.